sahip çıkacak. Seninizle hem baş tacı yapacaklar. Ondan sonra bu pazar yerinde de sen harçlığını çıkaracaksın. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Onlar sana arkadaş, dost, yoldaş olacaklar. Toplum olarak yani duyguları yüksek bir toplumuz. Ve Cimcime ablacığım. Destek olma, dayanışma duygularımız ön planda olan bir toplumuz. Bunu organize etmek, bunu daha ön plana çıkarmak gerekiyor. Bugün burada böyle bir şey yapıyoruz. Cimcime ana yıllardır çile çekmiş, zor koşullarda hayat sürmüş. Dolayısıyla bugün buraya gelmişiz ve bu pazarda, bu pazar ötesinde ona bir alan açtık. Bundan sonra daha fazla kendi emeğiyle yaşayacak, daha fazla dayanışma içinde olacak. Bugüne kadar tabii bundan önce yapmadığımız nedenle suçluyuz. Yani bundan önce bugün yaptığımız için mutlu olabiliriz. Ama bundan önce yapmadığımız nedenle de kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bu süreçlerde kendisine destek olan bütün o güzel insanları buradan saygıyla selamlıyorum. Esmer Cengiz, Mustafa Esmer Cengiz başta olmak üzere. Eczacı Sevinç Erdik. Yok dursun ya. Bir satalım, bir para kazanalım. Sonra hediyeyi alırız. Ondan sonra bundan sonra hep beraberiz. Her şeyin de iyi gününde, kötü gününde. Ben dünyaya geldim geleli hiç yaşamadım. Çok acı günler. Yollarda yattım. Ondan sonra ortalıkta kaldım. Aç kaldım, susuz kaldım. En sonunda 10 sene öncesi bir yer buldum. Yatıyorum ama bazı oyuncak sattım, bazı selpak sattım. Paramı bazı aldım, bazı alamadım. Benim başkanımı çok seviyorum. O bana yardım etti. Ben şimdi bir de iş yeri tezgah istiyorum. Diyorum ki böyle gezemiyorum, gözler görmüyor, kolum tutmuyor. Bu sağ tarafım benim peşli. Ondan sonra sol gözüm de hiç görmüyor. Ben de diyorum ki bana bir yetkilileri rica ediyorum. Bana bir yardımda bulunsun, bir tezgah, bir de beni sokaklarda gezmekten kurtulmayı istiyorum.